Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir konuya geç yapacağız. Konumuzun ismi Tür Dönüşümleri. İngilizce ismi de Data Types olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, önemli bir bölüm. Sık kullanacağınız, sık karşılaşacağınız ve diğer programlama dillerinde de kesinlikle kullanmaya ihtiyaç duyacağınız bir bölümdür aslında bu. Şimdi tür dönüşümlerini anlatmadan önce buna ne ihtiyacımız var bunu göstermek istiyorum öncelikle. Şimdi arkadaşlar normalde bizim primitif dediğimiz ilkel veri tiplerimiz vardır. Bunları ilk derste de veri tiplerinde görmüştük JavaScript'te. Bir bizim string veri tiplerimiz vardı çift tırnak içerisinde tanımladığımız. Bir de number'larımız vardı. İşte 3.15, 7, 40 gibi sayıları tuttuğumuz tipimiz vardı. Bir de boolean veri tipimiz vardı. True veya false değerlerini tuttuğumuz bir veri tipidir. Bir de undefined var. Yani tanımlanmamış, içerisine hiçbir şey atanmamış. Bir de bizim nal değerlerimiz var arkadaşlar. 5 tane primitive veri tipimiz vardır. Bir de bizim ilkel olmayan gelişmiş veri tiplerimiz vardır. Bunlar object veri tipi ve function veri tipi de geçer arkadaşlar. Bu veri tipleri, bu objectleri ve functionları ileriki derslerde öğreneceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela bir tane veri tabanınız var. Hani veri tabanının ne demek olduğunu bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Veri tabanından mesela bir tane değer çekeceksiniz. Veri tabanından çektiğiniz değer örnek veriyorum. Bakın tamamen örnek bu. Veri tabanından aldığınız değer number tipinde gelmiştir size. Sizin de bunu gidip string tipine dönüştürüp o şekilde yola devam etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Veya veri tabanında gidip birisi yıllar önce bir alanı, bir yaş alanını falan string olarak tanımlamıştır. Yaş alanını dediğim gibi mesela yaş alanını string olarak tanımlamıştır. 24 demiştir. Ama bu stringtir. Ama sizin de 24'ü string olarak almamanız gerekiyor. Çünkü bir uygulama geliştiriyorsunuz. İşte yaşı 18'den büyük mü değil mi ona göre ben ehliyeti vereceğim, vermeyeceğim. Bir uygulama yapıyorsunuz. E matematiksel işlem yapacağınız için yani bu değer bu değerden büyük müdür diyebilmeniz için bunu number'a çevirmeniz gerekiyor. Veri tabanındaki almış olduğunuz bu string tipindeki değeri sizin number veri tipine çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bunlar tamamen örnekler vermeye çalışıyorum size. Veya işte kullanıcıdan bir değer alacaksınız. Alacağınız tip ne olduğu belli olmayabilir. Bunu object tipinde kalayıp daha sonra farklı bir tipe dönüştürebilirsiniz. Gibi yani bu konunun tamamen amacı arkadaşlar. Ya ne gerek var zaten ben bunu string tipinde olduğunu biliyorum. Gitip de ne new number tanımlayayım gibi demeyin. Bu dediğim gibi biraz tecrübe işi, biraz görme işi, biraz senaryoların içinde olduğunuzda bunun ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bir tipten bir tipe ihtiyaç doğrultusunda dönüştürmeye bizler tür dönüşümleri diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu sizlere örnekler üzerinde göstermek istiyorum. Biraz araştırma yaptım. Sadık Hoca'nın sitesine girdim. Sadık Hoca böyle bir örnekler vermiş bizlere. Mesela şöyle bir örnek vermiş. Şimdi arkadaşlar mesela Tür dönüşümünün ilk faydasından bahsedeyim. Sizler let a eşittir 5. Let b eşittir. Tırnak içinde 10 tanımladım. Şimdi bu number tipinde oluyor. Bu da bizim string tipinde tanımlıyoruz. Siz gidip de string bir değerle number bir değeri toplarsanız arkadaşlar bunu toplayamaz. Ben bunu ilk derslerde de sizlere anlatmıştım. Bunu ne yapar biliyor musunuz? Şöyle yaparsanız bakın console.log A artı B diyorum. Bunu kaydettim. Çalıştırıyorum. 510 değeri geldi. Halbuki 15 değeri bekliyorduk. Şimdi bir taraf number bir taraf string olunca bu ikisini toplayamıyor. Peki toplayamıyorsa bakın burada topla diyorum. Ne yapıyor? İkisini birleştiriyor aslında. Yan yana yazıyor. Stringleri birleştirmek için de kullanabiliriz demiştim artı operatörünü. Buna yarıyor. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bunu ne yapmam lazım? Number'a çevirmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ne yapabilirsiniz? buradaki b'yi number'a çevirmeye ihtiyacı duyabilirsiniz. Şimdi bir şöyle yazabilirsem string veri tipinden number veri tipine dönüştürmek diye mesela buraya. böyle başlığımız olsun. Nasıl çevirebilirim ben bu b'yi? Let c diyorum örneği. Şimdi iki yöntemle çevirebiliriz bizler bunu. Bir number sınıfının constructor'ını kullanarak bizler çevirebiliriz. Number sınıfının constructor'ını yazıp parantezi açtığınızda bana diyor ki kardeşim bana bir değer ver ve ben sana bunu number tipinde vereyim diyor. Bu tooltip nedir? Breakpoint nedir? Bunları ileride anlatacağım. Şu tool Tipler nasıl okunur? Bunlar da önemlidir. Burada diyor ki bana bir değer ver. Ben sana bu değeri number olarak vereyim. Yani bana et at, sana kıyma olarak çekip vereyim diyor aslında. Tamam diyorum. Ben yukarıdaki tanımlamış olduğum B'yi sana veriyorum. Ben de bunu bana number tipinde ver diyorum. Bakın buraya geldim. C'ye atadım bunu. console.log. type of C dediğimde C'nin tipini ver bana. Bakın C'nin tipi normalde B'yi 10 yapmıştım. Bu 10 string tipindeki 10 değerini number'a çevirdim. C'ye atadım. C'yi de konsolda yazdırdığımda number tipinde gördüm. E tamam artık C number tipinde. O zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. console.log A artı C diyebilirsiniz. İkisini bu şekilde topladığımızda A number tipinde C number tipinde ikisinin toplamını 15 yapabiliriz. Ben farklı bir değişkenle uğraşmak istemiyorum. İşlemi uzatmakla işim olmaz diyorsanız şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki 10 değerini gelip kesip şurada number 10 deyip direkt bu şekilde de yapıp direkt burada bu işi halledip console.log A artı B dediğinizde de 15 cevabını görebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Bu da aklınıza kalsın. Şimdi şunları ben keseyim. Başlık altında olsun bunlar. Bunu da kesiyorum. Bunları da yorum satır haline getirdim. Şimdi bizler başka string veri tipinden number veri tipine nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için başka bir yolumuz da var bizim şekilde yapabiliriz arkadaşlar aslında. Bizim parse int adında bir tane fonksiyonumuz var. Fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonu kullanarak da bizler string tipinden integer tipine çevirebiliriz. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın parse int yazıyorum. Şöyle bir tane fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonu kullanacağız. Peki bu fonksiyon nereden geliyor? Bunu da göstereceğim. Console.log diyorum. Bu window objesi içerisinde yer alan bir tane fonksiyon arkadaşlar. Windows objesinin ne olduğunu da anlattım zaten sizlere. Bakın Windows'u konsola yazdırdım. Kontrol ile arama yapıyorum. Parse int diyorum. Bakın Windows objesi içinde tanımlanmış parse int adında bir tane metot. Burada parse double falan da var. Özür dilerim. Parse float herhalde. Evet parse float yani float bir tipine dönüştürme işlemleri de var burada. Yani bu da ondalıklı sayıya çevirecek aslında. Şimdi hemen bir örnek yapalım bunun içinde. Geliyorum buraya mesela aynı şekilde led 8 diyorum. Led B diyelim. Buna da 12 dedim arkadaşlar. Bu gene string tipinde olsun. Bunu sizler number tipinde çevirmek için şu şekilde yapabilirsiniz. Nokta deyip hatta özür dilerim. Şöyle parse int deyip bu parse int'in içerisine bu string'i değer verdiğinizde bunu string 12'yi buraya veriyorsunuz. Parse int bunu alıyor. Ben diyor ki sana bakın üzerine geldiğimde senin verdiğin değeri ben sana number tipinde sana geri veririm diyor kardeşim. Bakın burada yazmış. Ben de number tipindeki 12 yakaladım. Ve konsol nokta logla a artı b'yi yazdırdım. Bakın 20 değerini aldım. Eğer ki şu tür dönüşümünü yapmasaydım 812 değerini bana verecekti. Bizler istersek number sınıfının constructor'ını kullanarak istersek de parse int metodunu kullanarak çevirme işlemleri yapabiliriz arkadaşlar. Ve parse load arkadaşımız vardı. Bir de bunu deneyelim. Bakın 12'yi yazdım içerisine. Bu da şuraya geldiğimde type of diyelim b. Bu da number tipinde geçiyor. Aslında ikisinin arasında çok da bir fark yok arkadaşlar. Çünkü bütün sayısal tipler number tipi altında geçtiği için çok da büyük bir fark oluşacağını sanmıyorum. Bunu da geçtim. Peki başka hangi varyasyonlar var? Bunları da görelim. Bakın burada anlatmış. Number tipine çevirin demiş. İsterseniz number'ı kullanarak yapabilirsiniz demiş. Aşağılarda bir yer dedi. Bizde bakın parse int ve parse float'ları da göstermiş arkadaşlar. Bu arada parse float'ı da şu şekilde kullanmış. Bakın. Açayım. 12.5'i float'a çevirdiğim bir Bakın number dedi. Şurada konsol nokta log deyip B'ye ekrana yazdırırsak değerinde 12.5 değerini verdi bana. Peki ben bunu parse int ile çevirsem ne gibi bir değişiklik olurdu? parse int diyelim. Ha, bakın arkadaşlar ikisi arasında böyle bir fark varmış. Bunu da ben de yeni şimdi fark ettim. Mesela bizler buraya 12.5 değerini verdiğimiz zaman bunu biz parse int metoduyla çevirmeye kalktığımızda noktadan sonrasını attı. Hatta bunu bir de 7 yapalım. Bakın gene noktadan sonrasını attı. 3 diyelim. gene noktadan sonrasını attı. Noktadan sonrasının herhangi bir önemi olmaksızın parse int noktadan sonrasını atıp sana geriye kalan ham sayıyı vermiş oldu. parse de, float da bakın ben de bunu yeni öğrendim. Buradaki değeri komple bir şekilde sayıya çevirip noktadan sonrasını atmamış oldu. parse int ile parse float arasındaki farkı da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Ben de öğrendim. Başka ne var? Şöyle bir şey de yapabiliriz. Artık bu sefer de number tipinden string veri tipine çevirme ihtiyacı da duyabiliriz. Buraya geldim. Number tipinden string veri tipine dönüştürmek. Mesela şöyle bir şey ihtiyacımız olsun. Let x eşittir 55 dedim. Ve ben bunu string veri tipine dönüştürmek istiyorum. ile hem değerini hem de type of keyword'ünü kullanarak arkadaşlar bunun da tipini konsola bir yazdıralım. Bunu kaydettim. Diyor ki benim değerim 55'tir. Ben number tipindeyim diyor. Güzel. Peki bunu ben nasıl string'e çevirebilirim? Aynı mantıkla arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. String sınıfının constructor'ını kullanarak yapabiliyorsunuz. Bakın buraya 55 yazıp kapattığımda da şurada size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle açayım. Heh. Burada diyor ki bana bir değer ver. Ama ben sana geri string olarak veririm diyor değerin çıktısını gördüğünüz gibi. Ben buraya 55 değerini number tipine verdim. Bana string tipinde sen bunu ver. Burası string tipinde gelecek arkadaşlar bize. Buradaki gelen string tipindeki 55'i de sen x'in içine koy. Ve buradaki string 55 şeklinde bana yazdır demiş oldum. Bizler number'dan da string tipine bu şekilde dönüştürebiliriz. Peki başka bir yöntem var mıdır dönüştürmek için? Şöyle bir şey de yapılabilir. Let mesela parse int yapmıştık. Parse float alternatiflerini görmüştük number'da. Burada da to string, to string adına bir metot var arkadaşlar. Geldim buraya. 55 number tipindeki 55 değerimi bakın şöyle paranteze alın. Daha hoş olur. Nokta to string metodunu kullanarak da sizler bunu string'e çevirebilirsiniz. Bakın şu üstteki ile alttakinin çıktısı aynı oldu. Aslında burada şunu diyorsunuz. Ben el number tipindeki 55 değerini to string yani to İngilizce'de ea demek. Yani string'e çevir diyorsunuz aslında burada. Burası string'e çevrilmiş bir 55 oluyor. Buradaki değeri de x değişkenine koyup bunun değerini ve türünü konsola yazdırmış oluyoruz. İşte bizler bu şekilde dönüştürebiliriz arkadaşlar veya sadece number tipinden string'e dönüştürmek değil. Mesela farklı şeyleri de dönüştürelim. Hızlı bir şekilde doğaçlama. Mesela let a eşittir veya mesela sonuç true olsun. Boolean tipine bir değer olsun. Bu sefer boolean'dan string'e de dönüştürmek isteyebiliriz. Mesela şöyle yaptığınız hayal Şunu siliyorum. Buraya gelip string'in içine bu sefer de true'yu verirsiniz. Bakın boolean değerini verdim. String'e çevir dedim bunu. Şurada bunları kopyalıyorum o zaman kazanmak için yeterli öyle yorum satırı yaptım. şu sonucun tipini ve değerini konsola yazdırdım da bakın sonucun tipi string çünkü burada string'e çevirmiştim. Ve aynı zamanda da bunun değerinin true olduğunu görüyorum. Ama buradaki true boolean tipinde değil, string tipinde olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bizler ne attık? Boolean tipindeki bir değeri string'e de çevirebildiğimizi sizlere aslında göstermek istedim. Veya başka ne yapabiliriz? Hatta aklıma gelmişken şunu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi mesela sizin elinizde şöyle bir şey var. Şöyle bir şey hale olduğunu A diyorum. Number dedim. Gidip de şöyle bir şeyi şöyle bir şeye gidip de number'a çeviremezsiniz. Çünkü bu sayı değil. Gidip bunu sayıya çevirebilirsiniz number'a ama bu bir sayı değil veya şu bir sayı değil arkadaşlar. Siz sayı olmayan bir şeyi number tipine dönüştürmeye kalkarsanız bu zaman da şöyle bir hatayla karşılaşırsınız arkadaşlar. Console.log a diyorum aklıma gelmiş yani göstereyim. Nan diyor. Bu nan'ın açılımı da şu oluyor. e number oluyor. Bunun Türkçesi de bir sayı değil anlamına geliyor. Çünkü senin verdiğin b'yi ben number'a çevirmeye çalıştım ama bu bir sayı değil diyor kardeşim. ayağına denk al diyor kısacası. İşte buna da sizler dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz? Şöyle bir şey de olabilir. Mesela bir objeniz var elinizde veya bir ereğiniz var. Bunu da string'e çevirebilirsiniz. Örneğin mesela rakamlar adında bir tane dizim var. Bunu bilmiyorsunuz şu kutu parantezleri. Ben gösteriyorum. Tür dönüşümüne odaklanın şu bir dizidir. Buna odaklanmayın. Bunu ileride anlatacağım sizlere. Mesela gelip şu console.log type of rakamlar dediğimde bunun tipinin object tipinde olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bu bir object tipindedir. Şu yukarıdakiler gibi primitive tipler değildir bunlar. Object tipidir bu. Ve functionlarımız var. İleride göreceğiz zaten bunu. Şimdi bu object tipindeki değeri sizler gidip string'e de çevirebilirsiniz. Gelirsiniz abi buraya. String dersiniz sen git elimdeki şu diziyi string'e çevir bana ver dersiniz. Bunu da string tipinde konsola görebiliriz. Değerlerini de ekrana yazdırabiliriz arkadaşlar şu şekilde. Burada ne yaptık? Bu sefer de bir object değeri string'e çevirmiş olduk. Bunu da yaptık. Başka örneğimiz var mı? Bakın array'i de benim gibi bu da çevirmiş e, array'den sayılara da çevirebiliriz. Mesela biz burada ne yaptık? Elimizdeki bir array'i, bir diziyi string'e çevirmiştik. Bu abimiz de ne yapmış? Elindeki array'i string'e değil de sayıya çevirmiş arkadaşlar. Bunu da deneyebiliriz. Ama bu bu bir array olduğu için bunu sayıya çevirememesi lazım. Çünkü bu bir array'dir. Hatta yapalım bizler de. Yorum satırı yaptım. Let rakamlar diyelim. Yine 1 2 3 4 dedim. Ondan sonra gidip bunu şurada number'a çevirmeye çalışıyorum. Yani object'ten number'a çevir diyorum. console.log rakamları bir konsola yazdıralım. Bakın arkadaşlar, not a number diyor. Senin bana verdiğin değer bir sayı değil. Yani şöyle bir şey değil. Böyle bir şey değil. Sen bana bir gittin obje verdin, array verdin. Ben bunu sayıya çeviremem. Şuradaki anlattığımla aynı muhabbet aslında şu ikisi. Bunu da dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Başka da pek bir şey yok. Parsintleri, pars intleri, parse arasındaki farkı ve nasıl kullanıldığını da sizlere anlattım. Dediğim gibi arkadaşlar şunu bir daha söylemek istiyorum. Bu konu önemli bir konudur ve kodlama ile haşır neşir oldukça nerede ve ne zaman kullanacağınızı o zaman öğrenmiş oluyorsunuz. İlk başlarda ya ne gerek var diyebilirsiniz haklısınız ama bu ileride ekmek su gibi işinize yarayacak bir konudur. Aklınıza kalsın. Sakın boş konu olarak görmeyin arkadaşlar. Bir sonraki derste de, bu ders bu kadar. Örnek falan yapmaya da gerek yok. Zaten örnekler yaparak ilerledik. Bir sonraki derste de, farklı bir konuyla devam edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.